Yani bunun sayıyla, nitelikle hiçbir ilişkisi Aynen yok. Öyle. Sonraki dönemlerde de gördük yani 20 tane milletvekiliyle bu parlamentoyu çalışmaz hale getiren isimler vardı. Kesinlikle. Hiç ilişkisi yok. Bakış açı, yaklaşım. Çalışacak ya. Çalış burada canına oku. Yani denetimse denetim kardeşim. Canına oku ya ama çalış. Ama böyle saçma sapan şekli şeyler üzerinde değil. Yani mesela o gün Sayın Cumhurbaşkanı yemininde ayağa kalkmama. Ya arkadaş geç onu ya. Ya Allah aşkına geç onu ya. 26 milyon 334 bin seçmen oy vermiş ya. Hani hikaye artık bana %52,5. Demokrasi mi demokrasi, seçilmiş mi seçilmiş. Ya sen ayağa kalkmışsın kalkmamışsın kimin umurunda. Ama bu 26 milyon 334 bin seçmene saygısızlık. Ya arkadaş seçmiş seçmiş. Yani demokrasiye dair senin başka bir metodun, önerin, formülün var mı? Yeni bir şey icat etmişsen anlat, birlikte oturup tartışalım. Ama demokrasi budur. Tercih etmek üzerine kuruludur. Böyle tarif ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim halkın istediğini seçmesi ve istediği anda geri gönderebilmesi. Böyle tarif etmiyor muyuz? Doğru. Tamam. Niye saygı duymuyorsun bu demokratik yöntemize? Ayağa kalkmıyorum bilmiyorum. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Benim anlatmaya çalıştığım şey o. Yani doğru muhalefet yaparsa hakikaten canına okur. Ama doğru muhalefet. Böyle ayağa kalkmadan daha dakika bir kendi kalene gol at falan. İşin zor. Bir de artık o geçmiş bu klişe tavırların ya, bir kenara bırakılması gerekiyor. Hatırlarsın eskiden mesela şey vardı. Böyle işte Mesut Yılmaz Çiller dönemindeki o koalisyonlarda. Mesela hani sırtını dönüyordu. Yok işte birbirinin yüzüne su dökeni biliyoruz şeyde yaşandı. Ya şimdi bunlar artık eski ezber ve eski Türkiye'de kaldı. Burada artık hakikaten hani öyle bir dünya öyle bir yere gidiyor ki yani bunu ölçmek isteyen kendi çocuğu ve torunuyla bir yarım saat otursun konuşsun. Hakikaten bunu tavsiye ediyorum. Yani